Annemden ayrıldım. Kayınvalidem ayırdı. Kayınvalidem baskı yapıyor eşime. Beni evden kovdular. Zonguldak'tan geldiydim. Çocuğumu görmeye eve almadılar beni. Ben camilerde yattım. Bizim evimizden git. Ben eşimi seviyorum. Bizim aile düzenimizi bozma. Şimdi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da. Hoş geldin Akif. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Diyorsun ki kayınvalidem evliliğimi bozdu. Öyle mi? Evet. Ne kadarlık evlisin Akif? Ben 6 yıldır evliyim. 6 yıllık evliliğin var. Evet. Şimdi ayrılma aşamasındasınız, öyle mi? Evet, ayrılma aşamasındayım. Çocuğunuz var mı? Çocuğum var, 2,5 yaşında. 2,5 yaşında, Allah bağışlasın. Sağ olun. Ne oldu, eşinizle aranız niye bozuldu? Ya ben çalışıyordum. Ne iş yapıyorsun? İstanbul'da çalışıyordum. Bir yargara çıkardı, bir kavga gürültü. Beni evden kovdu. Bir dakika, kim kavga çıkardı? Eşim. Eşin kavga çıkardı. Neden çıktı bu kavga? Ya annesini çocuğa baktıracaktı. Çocuğa baktıracak kimse yoktu. Evden git dedi. Bir dakika, çok anlamadım bunu. Çocuğa bakacak kimse yok. Evden git niye diyor? Çocuğa bakacak kimse yok. Ben de kayınvalidemle geçinemiyorum. Yani pek uzlaşamıyoruz. Neden anlaşamıyorsun kayınvalidenle? Ya aramı açıyor. Aramı bozuyor. Yıllardan beri hep böyle gidiyor. Nasıl açıyor? Ne yapıyor mesela kayınvaliden? Kayınvalidem aile baskısı kuruyor eşime. Ne diyor yani? Aramı açıyor. Tamam, onu anladım. Ne yaparak yapıyor bunu? Ya beni dışlıyor falan filan. Tamam, ama bana böyle somut bir şey verse, mesela evdeydik yemekte otururken şöyle yaptı gibi. Bir örnek ver. Ya hep aile baskısı yapıyor eşime. O aile baskısı yaparken de Akif, bizim aramızı bozuyor. Akif, ben evet. Anladım seni ama bana bir somut örnek versene, ne yapıyor kayınvalide? Aile baskısı aramızı deme. O kelimeyi at. Bana bir şey söyle. Aramızı bozuyor yani. Onu da at. Aile baskısı aramızı bozuyor, yok. Ne yaptı? Dayak mı attı, küfür mü etti? Ne yaptı, oldu yani? Evden kovdular beni. Tamam, neden? Beni istemediler. Neden? Neden beni evde istemediği için kovdu. Ben de memlekete geldim. Sen çalışmıyor muydun? Yok, çalışıyordum. Eşine kötü mü davranıyordun? Yok, kötü davranmıyorum. Onlar bana davranıyor. Niye seni kovsun o zaman? Ya hep böyle yıllardan beri ben çok çile çekiyorum. Gün görmedim bir türlü. Tamam, ne yaparak gün görmedin? Ne yaptılar yani? Ya mutlu olayım dedim, mutlu olamadım. Ya vallahi çıldıracağım. Yani senden bir tane, bir gün bu yemeğe oturduk, bana böyle dedi ya da eve geldim, kayınvalidem kıyafetimi attı ya bir şey, yani ne, somut bir şey söyle. Ya arama açıyor, aramı bozuyor, ne bileyim. Nasıl? Ne yapıyor yani, ne diyor? Ne diyor kızına mesela, ne diyor? Evden göndermeye çalışıyor beni. Gerçekten psikolojim bozuldu Akif. Yani bir tane bir cümle söylesen, hani geldi bana, kızına şöyle dedi benim hakkımda de. Evden kovdu beni. Ne dedi yani? Sen çalışmıyorsun. Nasıl erkeksin? Böyle mi dedi? Evet. Heh, böyle dedi mi sana? Dedi. Çalışmıyor musun sen? Yok, çalışıyorum da bazı rahatsızlıklarım oluyor. Nasıl rahatsızlıklarım var? Oluyor. Sesini yükselt biraz Akif'ciğim. Bazen rahatsızlıklarım oluyor. Ne gibi mesela bir rahatsızlık? Benim raporum var. Ne raporum var? Engelli raporum var. Neden dolayı engelli? Şeyden dolayı, davranışsal bozukluk. Davranım bozukluğu var ama evet. Ne yani, zihinsel engelim mi var? Evet. Anladım. Evlenirken raporun yok muydu? Vardı. Bunu bilerek evlendim. Biliyordu bunu. Evet. Anladım şimdi. Tamam. Senin çocuğun da var. Çocuğum var. Ben çocuğumu göremiyorum. Bir evin içerisinde yaşayamadık. 2 seneden beri. Şimdi anladım Akif. Şimdi sana çok detaylı soru sormayacağım. Şunu sorayım. Sen ne zamandır çocuğunu görmüyorsun? 2 yıldan beri görmüyorum. 2 yıldan beri. 2 yıl mı oldu? 2,5 yaşında benim çocuğum. Ben o ev içerisinde yaşayamadım. Ne zaman gördün? 2 yıl önce gördün. Kaç yaşındaydı 2 yıl önce? En son 6. ayda gördüm. Görmeye gittim. Beni eve almadılar. Gel dedim, konuşalım dedim. Bu iş düzeltelim dedim. Hı hı. Gelmedi, yanaşmadı.
Peki Akif, sence neden bu problemler çıktı? Vallahi bu problemler karşı taraftan da çıktı, benden de çıktı. Sen mesela neyi problem edersin? Ben bir şeyi problem etmem. İşime giderim, evime gelirim. Düzenli bir iş bulamadım ben. Ha, birazcık iş problemleri, evet, değil mi? Evet, iş problemlerim oldu. Bir yere girdim, saati uzundu. Bir yere girdim, oradaki insanlar pek iyi değildi. Şöyle ben kolay, rahat bir iş arıyordum. O yüzden rahat bir iş bulamadım. Kolay rahat iş ne demek? Engelin olduğu için mi yani? Evet. Kolay rahat iş yok ama, değil mi? Şöyle 8 saatlik bir iş bulsaydım iyi olurdu. Şimdi tabii ben çok başka şeyler söylerdim Akif ama engelin olduğu için de çok da bir şey konuşamıyorum. Ben yani normalde kolay iş aramak, hani öyle bir iş yok kolay. Ama senin engelin olduğu için insanların yardımcı olması lazım. Yani ben şunu demek istiyorum. Ben yuvam bozulmasın. Eşimle barışayım. Ben seviyorum. Yani biz küsmedik ki ayrılalım. Kayınvalidem geldi, aramızı bozdu. Ben buna yani bir anlam veremedim yani. Aranız iyi miydi? İyiydi. Bana söz verdiydi. Ne sözü verdi sana? Eşim. Emekli ol gel dedi. Ben malinden emekli olacaktım. Aha. Bu işte biraz uzadı. Yani malinden emeklilik biraz uzun sürüyormuş. İlaç tedavisi görüyorum. Anladım. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Eşimi seviyorum. Ben barışalım ya da kendi bilir. Gelsin konuşalım. Barışmak istiyorsun sen eşinle. Barışmak istiyorum yani. Peki sizin kayınvaliden olmasan aranızdaki ilişki nasıldı? Yani birbirinize güzel sözler söyler misiniz? Söylüyorduk, evet. Seviyorduk. Aşık olarak mı evlendiniz? Evet, severek evlendim ben. O da sana aşıktı? Evet, o da bana aşıktı. Şimdi evlendik. Akif, senin ablan hattımızdaymış, Fatma Hanım. Fatma Hanım. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Ben en baştan başlayayım isterseniz. Buyurun. Şimdi Derya'yı annem istemeye gittikleri zaman Derya'nın annesine Derya'nın ilk söylediği, işte evi üzerimize yaparsınız. Annemin babamın Zevrek'te evi var. Şey, televizyonu kapatabilir misiniz? Ses yankılanıyor. Televizyon açık değil. Ben televizyonun yanında geliyor. Değilim. Tamam. İşte evi üzerimize yaparsanız işte bu iş olur. Ondan sonra bizimkiler de demiş zaten Akif'in evi, hani o oturdukları ev. Ama üzerinize falan yapamam. Böyle evleniyorsanız evlenin. Evet. Ondan sonra onlar da kabul etmemişler. Hani Derya'yı o dönem vermemişlerdi. Daha sonra Akif'le Derya kaçtılar. Kaçarak evlendiler. Evet. Evlendiler. Belli bir dönem Devrek'te oturdular. Daha sonra işte Derya havaalanına daha önceden başvuru yapmış. Başvurusu da onaylanınca bizim yanımıza geldiler. Bir üç gün falan benim yanımda kaldılar. Hani şunu sormak istiyorum size. Hani çok detaylı telefonda da sesler bozulduğu için. Akif'le eşinin arası niye bozuldu sizce? Sesinizi tam alamadım. Bir daha tekrar edebilir misin? Akif'le eşinin arası niye bozuldu sizce? Ne bozdu? Evet. Ya şimdi ben hani tam olarak net bir şey söyleyemem açıkçası. Hani Akif'in çalışmama durumu da söz konusu. Hani evet. Şöyle bir şey var. Hani daha önceden de hani Akif'in çalışıp çalışmadığı dönemler mutlaka vardı. Hı-hı. Ama Derya da bunu biliyordu. Bilerek evlendi. Aha. Ama daha sonra bunu çok problem yaptı. Annesi geldi işte. Daha sonra annesi işte belli bir dönem kaldı. Daha sonra Akif'i bunlar dövmeye kalkmışlar. Anne kız falan mı? Evden kovmuşlar. Evet, Akif ve annesiyle Derya. Daha sonra işte o olaydan sonra boşanma davası açıldı. Peki ama siz, ben yine orada, siz bu dönemde araya girdiniz mi? Barıştırmaya çalıştınız mı? Ya da konuştunuz mu kayınvalideyle? Kayınvalideyle konuşmadık. Zaten kayınvalideyle hani konuşsan da çok da fazla bir şey ifade etmiyordu açıkçası. Bunlar direkt gittiler, boşanma davası açtı Derya. Ben de gittim, hani bu iş işte çok olacak gibi ben açıkçası görmüyorum. Görmediniz. Ama Akif de bir şey yapamadı o sırada. O sırada yapamadı ama biz mahkemeye çıktığımız zaman Akif, ben eşimi seviyorum, ayrılmak istemiyorum dedi. O şekilde. Tamam. Peki bize boşanma davasından bahsetmemişti Akif. Evet. Tamam.
Çok teşekkür ederiz Fatma'nın verdiğiniz bilgiler için. Akif bize boşanma davasını söylemedi. Yok, söyleyecektim. Nasıl söyleyecektim? Biz daha önce evlendik. Bir sene beraber durduk. Arnavutköy'de oturuyorduk. Evet. Sonradan çalıştık falan filan. O havalimanına girdi. Ben de girdim. Sonradan da aramızda bir anlaşamamazlık oldu. Boşanma davası açıldı. Tamam. Şimdi o zaman biz bir senin eşinle, Derya'yla, bir de kayınvalideyle konuşalım. Onlara tamam. Bir ulaşalım. Bakalım onlar ne söyleyecek. Ona göre devam edelim.